Uf. Yemin ediyorum 10-15 kilosu var bu balığın. Allah'ım ya Rabbim ya. Balığın büyüklüğüne bir bak. Aman Allah'ım ya. Çok iyi Mehmet. Mehmet babayı kapmış Mehmet. Ama kardeş ben ufaklarla uğraşmıyorum. Ben iki de sağlam çekiyorum. Operasyon başarıyla bitmiştir. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir balık günündeyiz. Şu an mazot aldım, hazırlıklarımı yaptım. Abla kardeşimi bekliyorum. Yine şamandırayla ava gidiyoruz. Ben sade şamandıralarımı götürüyorum. Tek şamandıra olta. Bakalım günün sonunda ne olacak. 2 günlük bir av yapacağız. Şu an benzin istasyonundayım. Hayrola kardeşimi bekliyorum. Ayrı ayrı gidiyoruz arabalarla. Gün değişiklik yaptık. Kendi aracımla gidiyorum ben. Biraz uzak mesafe. Hayrola'nın dönüşte işleri var. Erken gelme ihtimali var. O yüzden ayrı arabalarla takılıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün birkaç arkadaşıma söz vermiştim. Birkaç arkadaşıma söz vermiştim bugün. Hamur kararken ve şamandıra hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. İlla ki benden iyi bilen insanlar vardır. Ama benden sordukları için ben de onlara cevap vermek istiyorum. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yol olmayan yerden Hayrullah'la beraber bu araçları buradan indirmeyi planlıyoruz. Bakalım ne derece başarılı olacağız. Havada bugün yağmurlu görünüyor ama şu bulunduğum yere kadar yol var. Ama ondan sonra böyle balık sırtı bir yer. Yani ne diyeyim? Allah bize akıl fikir versin. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geliriz. Buradan ineriz. Şuradan ineriz değil mi? Bilmiyorum ki abi. Çok dik ya. Çok dik görünüyor. Daban gevşek. Daban gevşek olmasa zaten. Sorun yok. Ya. Ya ineriz. İnmek kolay. Bilmiyorum ki. Denemek lazım. Evet arkadaşlar, yeni bir mekana geldik. Hayırlı kardeşimle beraber. Fazla etrafı çekme. He. Ondan sonra bu mekanı böyle boş bulamayız. Diyorsun ne? Tabii. Ama buraya da her baba yiğit bu arabayı indiremez. Bunu da biliyorsun değil mi? Belli oldu. Şu an buralara ilk araba izi bizimki değiyor. Sabah 6'dan beri arabaları buraya indirmeye uğraşıyorduk. Sonunda başardık. Ne diyorsun sen bu iş hayırla? Evet arkadaşlar, kimsenin araba indiremediği bir mekana geldik. Sarp araziden, gevenlerin içinden, çalıların arasından önümüze çıkan kuru ağaçları keserek ilerledik. Sonunda geldik yerimize. Güzel düzlük bir yer bulduk. Çadırları da şuraya kuracağız. Şöyle çeksen orayı da. Güzel bir Şuraya yere kuracağız. gece burada kalacağız. Evet, güzel bir yer. Şimdi kahvaltı var. Bugün yalnız demin kameraya doğru üfleme. Şimdi ben yemi kararken biraz video çekmeye çalıştım. Arkadaşlarımızın bazıları şamanlar hakkında bilgi istiyor hayırlı. Biliyorum biliyorum. He, bugün
İstersen beraber bugün Samandıra hakkında böyle ayarlamasıyla ilgili videolar çekeceğiz. İnşallah aydınlatıcı, öğretici bir video olur. Dikkatli dinleyin. Aslında Samandıra ayarlaması çok kolay. Diğer oltalara göre hem katil olta hem balık yakalamanızda daha fazla etkili olacak bir olta takımı. O yüzden bence her gittiğiniz avlakta dip oltası atıyorsanız da bir tane Samandıra atmak lazım. Gözünüz Samandıra'da olsun. Hem oyalanmış olursunuz. Tabii hem izlemesi de zevkli zaten. Balığın vuruşunu da anlık görüyorsunuz. O da zevkli. Samandıra apayrı bir şey. Arkadaşlar takipte kalın. Bu Samandıra ile ilgili ilerleyen dönemlerde de yine aydınlatıcı bilgiler sunmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. İlla ki bizden iyi bilenler de vardır bu konuyu ama biz bildiğimizi anlatalım. Daha iyilerine de başkasından bakarsınız. Evet arkadaşlar, birkaç kardeşimiz hamuru nasıl hazırladığımızı sorup duruyordu. Şimdi onlara cevabın hamur yapıyoruz hep beraber. Önce civciv yemi arkadaşlar. Verili bir miktarda civciv yemi. İşte avlandığımız bölgeye göre, yerine göre ne kadar yem kullanırsınız ona göre. Şimdi biz bugün Hayrullah'la beraber abi yapacağız yine. Kendimize göre yem hazırlıyorum. Daha sonra un. Şimdi arkadaşlar bunun içine bir tane hazır konserve mısır dökeceğim. Aslında normalde evde kaynatıyorduk ama kaynattığımız mısırları kullanıyorduk. Hem hesaplı olması açısından hem de başka açılardan ama bugün acelemiz olduğu için böyle bir hazır mısır kullanmaya karar verdik. Daha sonra bugünkü arkadaşlar. Muzlu puding. Biliyorsunuz balıklar muz kokusuna bayılır. Bir tane de muzlu puding koydum. Şimdi 2-3 tane de yumurta kıracağım arkadaşlar. Yumurtayı kırabilmem için önce buzluktan çıkartmam gerekiyor. Hazırlamamıştım. Evet arkadaşlar, 3 adet de yumurta kırıyorum buraya. Evet arkadaşlar, yemimizin hepsi bu. Ama bu Samandıra avı için geçerli bir yem arkadaşlar, bakın. Yanlış anlaşılmaz. Samandıra avı için geçerli bir yem bu. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bunun içine su kattım biraz ben. Gölden alıp. Şimdi daha sonra karıştıracağım bunu. Tamam, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, konuşmamız yarım kaldı. Allah sanıyorum ufak bir kaza geçirmiş yolda. Onu aradı, onu söylüyordu. Şimdi de kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Hamurumuz hazır.
Arkadaşlar bu hamuru öyle bir kıracağız ki böyle tam kıvamında olayı bakın. Elime yapışmıyor. Gördünüz mü? Elinize yapışmayacak. Yani vıçık vıçık olmayacak. Çok da kuru olmayacak. Fakat suya attığımız zaman hemen dağılmaya başlayacak ki oraya koku suyundan balıkları çeksin. Daha sonra da bunu attığımız yere şamandıralarımızı atacağız. Şimdi arkadaşlar biraz sonra inşallah şamandıralar falan hazırlarken de komple bu sefer video çekeceğim. Birkaç arkadaşımız telefon ettiler özellikle. Attığım bölgeyi nasıl yemlediğimi, şamandırayı nasıl yaptığım falan. Hayrullah'la beraber anlatmaya çalışacağız elimizden geldik kadar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz şimdilik. Tamam şöyle çekeyim o zaman. Tamam arkadaş da sen çık. Ha şuradan çek. Tamam. İp stoper için önce şöyle bir 20 santim falan ip alacağız. Şöyle koyacağız üstüne. Sonra şurayı şöyle yuvarlak yapacağız bir tane. Üstüne koyup sonra içinden 7 kere falan geçireceğiz. Hiçbir şekilde takma yapmıyor değil mi abi? 3 4 5 6 7 8 de yapabilirsin de 7 en iyisi 8. oluyor. Bazen şöyle bir de üst üste bindirmeden bunu çekmek lazım. Bak biraz üstte bindi sanki. Şöyle açtırıyorum tekrar. Gördün mü bak nasıl stoper oldu. Çok iyi abi. Şimdi bu takılma yapmıyor pek bileziklerden. Bunlar bilezikler küçük Hasan. Evet abi gördüm. Ondan sonra onun üstüne kok koyalım. Sonra şöyle biraz pay bırak. Kesiyoruz. Elimle kesiyoruz. Posta çakası sület gibi. Evet arkadaşlar. Hasan kardeşimiz bizi uzaktan tanımış. Yanımıza ziyaretimize geldi. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz güzel sohbet için. Beraber burada biraz takılacağız, sohbet edeceğiz. İşte bir şeyler i̇nşallah paylaşabilirsek. İnşallah. Bakalım zaten bak, bugün. Şöyle hafif bir takımım varsa al gel. Sana bir şamandıra takım yapalım. Şu an kadar. Hep dip attım abi ben. Dip küspe attım. Bir tane hafif bir oltan varsa al gel. Şamandıranın keyfi bambaşka olur. Çok katil bir takım. Vurur vurmaz alıyorum bari. Zaten bu şamandıra bayağı şey abi. Bu hassas 4 gram. Bir de bunlar fosforlu yapıyorlar. Adamlar gece şeyde. Var var bizde ışıklı pil. Işıklı var canım bizde. Direkt çektim ya. Bizde sizin teçhizat tam ya bir tam pro. Tabii canım. 3 gram şey 3 voltluk pili var. Bak gösteririm sana şimdi. Akşam bu tesisatın yediği parayı biz biliriz. Ben de işe gideceğim. Ben de mesai var. Benim halaoğlu var. O geliyor. Ona devredeceğim. Ya ben de bir gece tutan arkadaşım. Evet arkadaşlar. Şamandıraya atacağımız yeri önceden şamandıramızı atıyoruz. Kurşunumuzu ve şamandıramızı ayarlıyoruz. Derinlik ayarını yaptıktan sonra şu şekilde. Kardığımız hamurları ceviz büyüklüğünde ufak ufak hazırlıyoruz. Öyle fazla değil birkaç tane. Daha sonra şu şekil ben bir yemleme çubuğu yapmıştım. İşte önceki videolarımda görmüştürsünüz. Gören arkadaşlarımız vardır. Bununla şamandıranın olduğu bölgeye bu şekilde fırlatıyoruz bunları. Çok fazla değil arkadaşlar. 5-6 tane. Yani hepsi hamurun toplamı avucunuzun içini dolduracak kadar bir hamur parçası olması yeterli. C100 büyüklüğünde 5-6 parça yapıp daha sonra şamandırayı attığımız, kondurduğumuz yere bundan birkaç tane atıyoruz. Daha sonra da işte haşlanmış veya bakın avcuma koyuyorum. Şu şekilde. Fazla değil birkaç tane mısırı
alıyoruz, yemleme çubuğumuza koyuyoruz ve direkt şamandıramızın üzerine, şöyle sanıyorum görünüyor. Evet, düştü. Bırakıyoruz ve daha sonra artık beklemeye başlıyoruz. Eğer bu bölgede balık varsa, bulunduğumuz yerde, yakınında, yöresinde, bu kokuya gelir ve oraları başlar deşelemeye. Deşelirken sonunda sizin oltayı da bulur. Mümkün mertebe şamandıradan gözünüzü ayırmayın. Çünkü sazan balığı kurnaz bir balıktır. Diğer balık türlerine benzemez. Pörç, sudak, ne bileyim kasna. Bunlar mesela gördüğüne saldıran balık türleridir. Ama sazan balığı öyle değil. Sazan balığı yemi seçer. Onun için böyle ufak ufak gımıl gımıl, bazen öyle olur ki şöyle yarım santim, bir santim indirir şamandırayı. Bazen olur tamamen indirir. Bu esnada artık oltayı elinize alıp hazırlıkta bekleyip böyle indirdiği anda vurdunuzdu, yapıştırırsınız balığı. Şimdi bekliyoruz bakalım. İnşallah gelirse eğer bu balık, alacağız. Gelmezse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, günün ilk balığını yakaladım. Ama ufak bir şey. Açık gözlü. Oo. Çok yutmuş iğneyi. İnşallah zarar vermeyiz ağzına. Çünkü bu balığı salmak istiyorum. Ufak bir balık. Daha aldım. İyi basıyor ama. Bu ot işi kötü diyor ya. Hayırlı. Bu ot işi sakat diyor. Küçük bir tane daha. Aldık. Dudağımdan öptürmüşüm. Hadi bakalım. Bak gördün mü bak. Gördün mü bak. Şamandıranın sağ tarafına. Hangisi? Senin şamandıranın sağ tarafına doğru, gördün mü, görmedin? Ya, tamam ya. Herhalde. Otun içinde geziyor. Bak. Şuna bak. Kocaman maşallah. Opo. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ediyorum 10-15 kilosu var bu balığın. Maşallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Balığın büyüklüğüne bir bak. Aman Allah'ım ya. Bunlardan biri bizim oltaya vuracak olursa bunu nasıl çeviririz bilmiyorum artık ya. Aman Allah'ım. Abi çok büyük bu.
Balık 10 kilonun üzerinde bir balık. Yemin ediyorum 10 kilo, of. Şuna bak, otları yolup gidiyor balık var ya. Yemin ediyorum otları yolup gidiyor, müthiş bir balık bu. Çapır çapır diyor. Öyle bir şey ya. Arkadaşlar. Şu balık şu an benim önüme 30 metre falan otun içinde. Nereye gitti? Bakacağım diye balığı kaybettim. Burada. Hah, yakaladım. Ama çok sık bir ot otun içinde. Yani bu balığı bu ottan çıkarmak için yılda bir 60'lık falan misina lazım olur. Orada hala. Hala orada. Bakın. Bakın orada hala. Arkadaşlar size şaka şaka geliyor. Ama bu gerçek. Uf. Bu sefer daldı. Daldı bu sefer, gitti. Gitti mi? Ne doğru gitti, burnunu uzattı yemedi. Orada mı hala? Yer değiştirdi herhalde. Evet arkadaşlar. Bir tane aldım. Ama küçük. Ufak bir şeymiş ya. Şimdi bunu salacağız. Abisine veya babasını çağırmasını isteyeceğiz kendisinden. Aman. Şöyle elini yüzünü de yıkayalım bunun. Hadi bakalım yavrucuğum. Evet. Küçük bir İsrail sazanı daha. Hadi bakayım. Yani aslında az büyük olsaydı bunu suya atmayacaktım ama çok küçük yavru bebek. Onun için İsrail sazanı da olsa bunu suya bırakacağım. Diğerlerinden büyük biraz. Herkes geldi balığı kadar tutuyor zaman abi. Ne diyorsun bu işe? He? Bari mi? Yok. He? Yok. Ayıp olur. Var mı? Yok. He? Bu da mı İsrail'le? Ümit kardeşimiz bize yardım ediyor bu konuda. Arkadaşlar. Fazla zedeleme Ümit ağzını. Yaşamada gözü yok onun diyorsun. Rahat gitsin artık. Evet arkadaşlar. Bugün Ümit kardeşimizin bir tane şamandırası suda kalmıştı. Elinde de malzemesi kalmamıştı. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi Ümit kardeşimize bir
şamandırama takımı bağlayacağız. Şöyle 14 numara bak bunlar. 14 numara bir tane fırtına takıyoruz önce. Daha sonra onun önüne bir tane stoper geçireceğiz arkadaşlar. Fır döndüğü tutması için. Şuradan alalım şunlardan birini. Evet, kırmızı olsun, 5 fazla olsun. Öbür tarafı da yaptın mı? Şimdi bu stoper, fır döndüğünün önüne hemen bir tane stoper taktık arkadaşlar. Bu stoperin amacı biraz sonra göstereceğim gibi şamandırayı kurşuna yaklaştırmaması, dolaşmaması için. O stoperin peşinden şimdi bir tane daha stoper bağlayacağız. Evet, şimdi o stoperin peşinden bir tane daha bir stoper geçirdik. Şimdi bunun peşine kurşun takacağız. O şamandırada kaç gram yazıyordu Alper? Alper neydi? 4 gram. Sen 4 gram yazdın, batıyor mu demiştin? Batıyor abi. Batıyor. O zaman ustası sensin. Teraziyi sen yapacaksın. Ona bir tane 2 gram kurşun takıyoruz bir. Şimdi stoperin peşine bir tane 2 gramlık kurşun taktık. Şamanlara 4 gram yazdığına göre biz 2 gram taktık. Onun önüne bir tane stoper atalım. Bunun stoper atmaktaki amacımız kurşunlar zaman içerisinde çok av yaptığın zaman birbirine vurup eziyor ve misinalayı zedeliyorlar. Oradan genelde koparma yapıyor. O yüzden bu şekilde kurşun arasına bir tane küçük bir stoper takıyoruz. Sizlerin de aklınızda olsun bu. Şimdi biz bir tane bir gramlık takalım. Deneyelim. Şamanlara 4 gram yazıyor. Biz 3 gram bir kurşuna deneyeceğiz önce bir. Evet. 3 gram kurşun daha taktık. Daha sonra onun önüne bir tane stoper daha atacağız. Malzemeyle böyle incecik yapıyorlar. Bizi uğraştırıyorlar. Gözümüz fark etmiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar önce şeyimizi ayarlayacağız. Klips nerede burada? Şimdi iğnemizi bağlamadan önce sıfırdan şamandıra yaptığımız için iğnemizi bağlamadan önce şamandırayı bir ölçeceğiz. Yakın mesafede. Dur. Şimdi daha sonra şöyle ip markası arkadaşlar. Numarasını falan gözüm görmediği için okuyamıyorum ben ama siz buradan okuyup alabilirsiniz. Bundan şöyle bir 15-20 santim kesiyoruz. Bunu ip stoper kullanıyoruz biz. Çünkü bizim meç kamış kullandığımız için meç kamışların bilezikleri çok ince olur arkadaşlar. Bileziklerden plastik stoperler geçmez. O yüzden ip stoper kullanıyoruz biz bunlarda. Şu şekil üstüne yatırıyoruz. Daha sonra bunu buradan böyle ilmek yapıyoruz. 1 2 3 4
5, 6 ve 7 tane tüyüm atıyorum arkadaş. 7 tüyüm yeterli oluyor. Daha sonra bunu böyle şöyle çekiyoruz. Çekiyoruz. Şu dolaşıklığını varsa açıyoruz. Üst üste binmemesi için. Bu suya girdiği zaman biraz da kendi sıkma yapar. İstediğiniz ayarda tutabilirsiniz bunu artık. Yanımda bıçak olmadığı için dişimle kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şamandıramızı takıp ayarlarını yapacağız. İğneyi bağlamadan önce. Peki. Evet arkadaşlar, şimdi onun önüne de bir tane Sasseme Chino 5 numara iğne kullanacağız. Çünkü mısıramız çok ince. Evet, Sasseme Chino 5 numara. 0.16, 0.18 falan bir misina arkadaşımızın misinası. Şu an elimizde bulunan bu. Zaten bunu bağlamasını birçok arkadaşımız biliyor ama biz yine de görmeyen gözümüzde gördüğümüz kadar tarif edelim. Misinanın inceliğine ve kalınlığına göre tüyüm sayısı size bağlı bir şey ama ben en az 7 tüyüm atıyorum arkadaşlar. Bunda da 10 falan çevirdim. Evet. Bunun ucunu kopartırken en az yarım santim tüyümden uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, iğnemiz iğneden 40-50 santim falan geriye kurşunu bırakacağız. Mesela şu mesafe kaç santim gelir? Buradan burası. Ümit, sen oradan görüyorsun. Tahmini 40-35-40 santim. Evet, 35-40 santimden sonra da şu ilk takmış olduğumuz stoperi şeyin şamandıran boyu kadar şu şekil. Kurşuna değmeyecek şamandıra ki attığınız zaman dolaşma yapmasın. Daha sonra da derinliğe göre üste bağlamış olduğumuz ip stoperi derinliğe göre çekeceğiz artık. Şimdi. Sal gelsin abici. Bu arada bizim oltanın ucunda da balık var galiba. Şamandıra görünmüyor. Buradaydı. Öyle mi? Oraya mı gitti? Sen bakmadın. Yo, ben gördüm, yattı battığını. Hiç dokunmadı biliyor musun? Öyle orada mi? Erdal abi, yemin ediyorum hiç bakmadın, hiç balık dahi dokunmadı. Ha, oradaymış şamandıra. Yo, ona balık dokunmuştur o. Yoksa o şamandıra oraya gitmez. Dokunup öyle bırakmıştı. Şu oradaydı şamandıra tamam çünkü. Abi, taş oraya attı. İlgilenmediğin için ilgilenmedin ya bu ha, arada. Bununla şu an seninle ilgileniyordum. O yüzden olsa Allah, gerek. Allah razı olsun. Merhaba kardeş, hoş geldin. Bu da Ümit kardeşimizin arkadaşı, yanımıza geldiler. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde. Teşekkürler. Rica ederiz. Arkadaşlar, hayvanların incelemelerini izliyoruz şu an. Bir tane sonunda yakaladı. Ya hep o tuttuğun yerden tuttu. Başka yere gitmedi. Kim o? Çok güzel. Kuzu yatıyor kuzu. Kuzuyu yapıştırdık sonunda. Yapıştırdık sonunda diyorsun. 2 günlük he avda. Tek balık. Sonra fırtınayla cebelleştik en sonunda, güzel balık aldık. Asıl fırtınayı gece ben yedim ya. Evet arkadaşlar. Bir tane aldım. Çok büyük değil ama. Fena değil.
1,5-2 kilo civarında bir balık. Güzel balık, gel buraya. Evet. Ağzının içinden geçirmişim. Evet. Evet, 1,5 kiloluk bir tane yakalamayı başardık.